Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hedef 2 maçta 6 puan başını atmış foto maç Galatasaray sayfasında. Sarı Kırmızılı ekip 4 gün içinde Kasımpaşa ve Trabzon'la 2 zorlu maça çıkacak. Oyuncuları uyaran torrent Galatasaray'a yakışmayacak bir yerdeyiz. Herkes üzerine düşen e, üzerine düşeni yapsın dedi ve yönetim de iki maç için özel prim verecek. Motivasyon artırılmak istiyor Sarı Kırmızılılarda. Cimbom pazar günü yine Trabzonspor'la karşılaşacak bu Kasımpaşa karşılaşmasının ardından ilk maçından mağlubiyetle ayrılan Torrent bu iki karşılaşmadan da galibiyet çıkartmayı planlıyor. İspanyol çalıştırıcı bu, iki maçta alınacak 6 puanla takımı tekrar motive edebileceğini düşünüyor. Hatay'ın ilgisi sonrasında kendi düşündüklerinden daha iyi oyuncular diyerek takımın özgüven sorunu yaşadığını ifade eden İspanyolu hoca dün de Galatasaray'a yakışmayacak bir yerdeyiz. Herkes üzerine düşeni yapsın dedim. Yönetimin de iki maç için prim açıklamayı düşündüğü öğrenildi. Yine Torrent ezber yapıyor başlığı. Torrent ve yardımcı antrenörlerin Kasımpaşa ve Trabzon karşılaşmalarından önce Florya'da kampa girdikleri öğrenildi. İspanyol hoca ve ekibi rakiplerinin son maçlarını izleyerek galibiyet planlıyor haberimizde de vardı Rüyeyra teknik heyete katıldı. Yine detaylarına bir bakalım birlikte Galatasaray'da geçmiş dönemde hem futbolcu hem de yardımcı antrenör olarak görev yapan Albert Riera sarı kırmızılı kulüpte tekrar çalışmaya başladı. 39 yaşındaki çalıştırıcı Torrent'in yardımcısı olarak görev yapacak. Dün Florya Metin Oktay tesislerinde takımla birlikte idmana çıkan Riera Galatasaray'da teknik heyet ve futbolcular arasında köprü görevi görecek. 2011-2014 yılları arasında Galatasaray formasını terleten Riera yine 2020-2021 sezonunda Fatih Terim'in yardımcısı olarak çalışmıştı. Bence önemli bir hamle oldu Galatasaray adına. Çünkü İspanyolca bilmesi çok önemli. İspanyol hoca Torrent. Yine Rüyeri aynı şekilde vatandaşı. Bu anlamda da iki ismin birisi Galatasaray'ı tanıyor. Birisi yeni tanımaya çalışıyor. Torrent hocanın da İngilizcesinin zayıf olduğunu biliyoruz. O anlamda da yine çok yardımcı olacaktır. Hasbel kadar Türkçesi de var Riviera'nın. Bu anlamda Torant'te yine Türkçe olarak da e, Türkçe öğretme konusunda da yardımcı olacağını e, düşünüyorum. Yine forvet pozisyonu ve kale pozisyonunda e, takviyeler olacak mı? Hep söylüyoruz. 6 8 numara Galatasaray'da her dönem önemli olan mevki. E, Amadou diyevara yine girişimler başladı. Detaylara birlikte bakalım. Aslan 24 yaşındaki Gineli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak İstiyor kiralama seçeneği şu an e, gündemde. O oyuncunun da e, Roma'dan kiralanması e, gündemde. E, bakalım detaylar ne olacak. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Luyendama ve Asunsa gitti. Galatasaray'da beklenen ayrılıklar gerçekleşti. Antrepe kiralanması kesinleşen Luyendama eşyalarını topladı. Kongolu stoper sezonun ikinci yarısını Belçika'da geçirecek. Brezilyalı orta saha Gustavo Asunsa'nın da kiralık sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Bugün içerisinde veya yarın resmi açıklama yapılacaktır. Torrent'in hedefi de 4 günde 6 puan. Galatasaray kabus gibi bir sezon yaşıyor. Sarı kırmızılı takım son 10 maçta 9 kez puan kaybetti. Hatay Spor'a deplasmanla 4-2 ilen Galatasaray adım adım zirveden uzaklaşıyor. 21. haftalar baz alındığında kulüp tarihinin en düşük puanı toplayan Galatasaray'da Domenek Torrent kötü gidişata dur demek istiyor. Sarı kırmızılı takım 4 gün içerisinde iki önemli maça çıkacak. Galatasaray ilk olarak Perşembe günü evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Galatasaray pazar günü ise Nevstadyumunda Stadyumunda lider Trabzonspor ile karşılaşacak. Bu iki karşılaşmada iki galibiyet çıkarmayı planlayan Torrent alınacak 6 puanın takımı motive edeceğini düşünüyor. Galatasaray'da Torrente'de Diavar önerisi. Orta alana 6 numara takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da yeniden Amodo Diavar'a sesleri yükseliyor. Fatih Terim döneminde de transfer listesinde yer alan Gineli Yıldız'ın yönetim tarafından Torente önerildiği öğrenildi. İspanyol raporuna göre harekete geçileceği de belirlendi. Roma'nın yolları ayırma kararı verdiği Diavara'nın adı Valencia ile İtalyan basınına göre Valencia ile Roma arasında görüşmeler devam ediyor. Galatasaray, Torrent'in raporun olumlu olması durumunda transfer yarışına katılacak. Galatasaray'da da kontenjan operasyonu. Kadrosunda lisans askıda olan Amoral Abdullah Yariç, ya 14 yabancısı olan ve yeni yabancı transfer yapmak için kontenjanda yer açması gereken Galatasaray'da yönetim operasyonu için düğmeye bastı. Galatasaray yönetimi yabancı kontenjanı yer açmak için de kolları sıvadı. Sarı Kırmızılar kış transfer döneminde en az 3 yabancı oyuncu kadrosuna katmak istiyor. Sakatlığı devam eden Mustera'nın yerine kaleye kaliteli yabancı bir isim arayan bir orta saha bir de bek transferi düşünen Sarı Kırmızılar 14 kişilik yabancı kontenjanında yer açmak için operasyona başladı. Duyundama ile yollarını ayırmak için gün sayan Galatasaray'da Deadre Etlin'de takımdan ayrılması bekleniyor. Dominic Torrent'in göreve gelmesiyle yeni bir şans verilen Gustavo Asunsa'nın da İspanyol hocanın gözüne girmediği için kiralık sözleşmesi feshedildi. İlk etapta bu üç futbolcu ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray yabancı transfer için kontenjan sorununu bu şekilde çözmek istiyor. Ayrıca kadrodaki takımın en maliyetli oyuncuları olan ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Feguli ile Babel ile ilgili de sürpriz gelişmelerin yaşanabileceği öne sürülüyor. Galatasaray'dan Yedlin teklifine red. Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimlerden olan ABD'li sağ bek Diadre Yedlin'e gelen teklifler kabul edilmedi. 28 yaşındaki sağ e Amerika MLS ekiplerinden Orlando City talep oldu ve Galatasaray resmi teklifte bulundu. Sarı Kırmızılı Kulüp önerilen rakamın çok düşük olması ve Domenech Torrent'in kaleciyle 6 numaranın ardından 3. sıraya bek transferini yazması üzerine Galatasaray MLS ekibinin teklifine şu an için olay vermedi. Galatasaray kariyerinde 34 maçı çıkan Yedlin bir gol atıp bir de asist yaptı. Eğer MLS Orlando City güzel bir rakam teklif ederse teklif kabul edilecek ve Deadre Yedlin de takımdan ayrılacak. Sürpriz iddia Şevşenko Galatasaray'a geri çevirdi. Fatih Terim ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine Domenek Torrent'i getiren Galatasaray'ın İspanyol çalıştırıcı öncesinde Şevşenko ile görüştüğü ortaya çıktı. Sarı Kırmızıların o dönemde henüz Cenova'dan ayrılmamış olan ama ayrılma iddiaları artan Ukraynalı teknik adama teklifte bulunduğu belirtildi. Futbol TV kanalında görev yapan Ukraynalı gazeteci Igor Bapris'in haberine göre Shevchenko Cenova'dan resmi ayrılmadan önce Galatasaray kendisine bir teklifte bulundu. O süreçte İtalyan ekibinin başındaki görevine resmi anlamda sürdüren Shevchenko bu teklifi reddetti. Galatasaray 11 Ocak'ta Dominic Torrent'in yeni teknik direktör olacağı kesinlik kazanırken Şevşenko da 15 Ocak'ta resmi olarak Genoa ile yollarını ayırdı. Polonya milli takımı ve Benfica ismi geçen Şevşenko'nun Dinamo Kiev'de Mircea Lucescu'dan göreve devir alabileceği de aktarıldı. Albert Riera da Galatasaray'a geri döndü. Galatasaray'da yeni teknik direktör Dominic Torrent'in ekibine tanıdık bir isim katılıyor. Sarı kırmızılarda takımda daha önce hem futbolcu hem de antrenör olarak görev yapan Albert Riera geri dönüyor. İspanyol antrenör bu karar öncesinde birlikte futbolcu ve antrenörken çalıştığı Fatih Terim'e danıştı. Terim ise eski öğrencisine onay vererek herhangi bir problem olmadığını iletti. Riera'nın kısa süre içerisinde takıma katılması bekleniyor.